深邃的人心跳澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。听过Kim o? Ben. Patron. Kapıyı açsanıza. Ne yapacağız şimdi? Ne? Ben ne yapacağız söyle hadi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kapıyı açayım mı açmayayım mı? Aç hadi. Hayır olmaz. O zaman durumu anlar. Şöyle yapalım. Sen onu oyala. Ben mi? Anla da korkaksın. Patron, sabah sabah burada ne işin var böyle? Asıl senin ne işin var? Kapıyı açman niye bu kadar uzun sürdü? Uyuyordum çünkü. Luca nerede? Ulaşamıyorum ona. Defalarca aradım açmadı. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Ben nasıl yani? Sabah sabah evime gelip Luca'yı sorman pek hoş değil doğrusu. Çok önemli bir şey var. Sözleşmeyi imzaladım. Ne? Mantıklı bir teklif sundular bana. Ek 2 milyon dolarlık yatırım yapacaklar. Hisselerin de %13'ünü alacaklar. Gerçekten mi? Evet, gerçekten dalga geçmiyorum. Acaba dün çıkardığım olayın mı etkisini diyorsun ha? Acele et, üstünü değiştir benimle gel. Lütfen bekle patron. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Sonra söylersin. Hayır olmaz. Bu benim için çok önemli ve de acil. Ama önce otur hadi. Lütfen otur gel. Pekala. Tamam. Nedir mesele? Sorun şu ki annem evlenmek için acele etmemi söyledi. Ama benim bir erkek arkadaşım yok. Luca ve ben onu kandırdık ve bütün parayı sihirli kristal projemize yatırdık. Ve şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır, hayır. Bana asıl söylemek istediğin şeyi söyle, anlayamıyorum. Benim bu konuda ne yapmam gerekiyor onu söyle. Yani Luca ve ben bu ilişkiyi sürdürebilirsek gerçek bir çift olabiliriz. Bu hiç de kötü bir fikir değil. Luca gerçekten iyi bir insan. Evet. Peki bu senin için uygun mu? Kesinlikle değil diyebilirim. Yani demek istediğim, sana göre bir ilişkiye başlamamız uygun mudur dersin? Bence bu gerçekten harika olur. Belli ki bir şeyler hissediyorsunuz. Yo 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 hayır 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 niyetim dalga geçmek değildi. Gerçekten birbirinize uygunsunuz.
Eğer ondan hoşlanıyorsan git konuş bence. Aslında buna hiç gerek yok. Öyle diyorsan endişelenmeye gerek yok. Patron, günaydın. Ne oluyor burada? Artık ok yaydan çıktı patron. Ha? Sen var ya sen, sen... Hadi söyle, benimle sorunun nedir? Lütfen anlat bana. Seni nasıl kırdığımı gerçekten bilmek istiyorum. Nelen biliyorsun. Ben orta sınıf bir ailenin çocuğuyum. Benim babam sular idaresine çalışan sıradan bir mühendis. Annemse bir satış elemanı. Ama sen Pekin'de yaşıyorsun. Ailen kıdemli kadrolarda. Ben sıradan bir üniversite okudum. Ama sen Cambridge mezunusun. 2 yıl boyunca gece gündüz çalıştım ve sonunda Fudan'a yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildim. Ama az kalsın gidemeyecektim. Çünkü ailem evlenmemi istiyordu. Evlilik. Şehir dışında okumak için kredi çektim. Yıllarca aşık olmaya bile cesaret edemedim. Kedi beslemeye bile gücüm yok. Bugünkü pozisyonuma da bu şekilde geldim. Peki ya sen? Erkek arkadaşın sana bir kamyon dolusu çiçek yolladı. Senden özür dilemek için yanında kemancı ile geldi. Sen umursamadın bile. İşte beni böyle kırdın. Ben senin düşmanın değilim. Ama benim arkadaşım da değilsin. Lütfen sil hepsini. Ve yarım günlük izin almama yardım et. En ucuz teklif bu mu yani? Evet. Peki ya daha küçük bir sunucu kiralarsak ya da daha kısa bir kira dönemi için doğrudan sağlayıcıyla irtibata geçersek? Onu da kendin hallet. Ben elimden geleni yaptım. Şu anki sunucumuz yeterince büyük değil. Apple Store'a bile erişemiyor. Biliyorum. Ve programın da gerisinde kalıyoruz. Onu da biliyorum. Foxmail'in en büyük sunucuyu kullandığını duydum ve yapılandırmaları da en iyisi. Nereden duydun bu saçmalığı? Patron, sakin ol. Özür dilerim. Konu özür meselesi değil. Sana şunu söylemek istiyorum. Artık annemden para isteyemem. Sadece bir bebeğimiz olursa bize para verecekmiş. Bu da bir seçenek o zaman. Hayatta olmaz. Saçmalamayı keser misin? Annem bana bebek için para verecek olursa sana tek yuan bile vermem. Sihirli kristal senin çocuğun. Neden senin çocuğuna para vereyim? Patronun da dediği gibi şu anda bebek sahibi olmak için doğru bir zaman olmayabilir. Bu seni ilgilendirmez. Bebeği senden yapmayabilirim. Kendini bu kadar büyük görme. Sizden çok şey istediğimi biliyorum. Ama gerçekten de param yok.
Ve Gaudi'yi daha fazla hisse satamam. Ya gelecekte sihirli kristal elimizden gerçekten giderse? Bu çok kötü olmaz mı? Bir yol bulacağım. Ailemden borç isteyeceğim. Telefonum nerede? İşte burada. Şarjı bitince fark etmiyorum bile. Ne diyeceğim peki anneme? Alo? Hemen geliyorum. Hey, sorun nedir patron? Nerelerdesin? Telefonu niye kapalı? Çünkü şarjı bitmişti. Dünya yıkılsa bile umrunda değil. Yazılımı tasarlarken ailenle de ilgilen. Telefonun şarjı bitti dedim ya. Şarjı bitiyor ama haberin yok. Baban ilk birkaç gün çok mutluydu. Arkadaşlar onu yemeğe götürdü. Ve saçımı ısmarladı. Taze değildi herhalde. Eve gelir gelmez ishal oldu. Sonra tansiyonu çıktı. Susuzluktan daha da kötüleşti. Dünden önceki gün gece saat 9:30 gibi canının yandığını söyledi. Onu hastaneye götürmek istedim. Ama bunu tek başıma yapamazdım. Sana ulaşamadım. Ona oksijen verdim ve sonra acil aradım. Doktor gelip kontrol etti. Enfarktüsü olduğunu söyledi. Doktor dedi ki stent takacaklarmış. Masrafları ödedim. Teşekkür ederim. Ben aceleyle çıktım. Ofiste işlerim vardı. Geri dönüp onları halletmeliyim. Ah, tamam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben Lovie'yi geçireyim. Hemen geleceğim anne. Şuraya bak. Çizgi önce düzelip sonra yükseliyor. Sonra daha da yükselip birden aşağı iniyor. Mezar taşlarına benziyorlar. Doktor bunun mezar taşı adı verilen bir model olduğunu söyledi. Annene gösteremedim. Ciddi miymiş? Hem de çok ciddi. Son günlerde neyin var senin böyle ha? Neyse ki annen telefonumu biliyormuş. Beni aramasaydı ne olurdu bilmiyorum. Oraya gittiğimde annen tam bir panik halindeydi. Birkaç sorunla ilgilenmem gerekiyordu. Bir şeyler oldu ve bütün emekler boşa gitti. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Bir de borç bulmam lazım. Ve babam hastalandı üstüne. Ben de yardımcı olamam. Sunucu kiralama sözleşmesi imzalandı. Ve param onların elinde. Zaten yetmez. Başka bir yerden borç almalıyım. İş kurmak çok riskli. Bir şekilde lansmana kadar dayanacak parayı bulabilirsem eğer, Rofiz'den de yatırım alabilirsem parayı bu sabah alır ve öğleden sonra sana gönderirim. Teşekkür ederim. Hey! Çok eğlenceli değil mi? (Gülüyor)
Bundan yemeğiyle uzun zaman oldu. Her gün pişirip sana getiririm. Ne zaman geldin? Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Sadece annene yemek getirmiştim. Bu işi kendin halletmelisin. Tamam. Benim için endişe etme. Pekala. Ama şunu söylemeliyim. Ne olursa olsun telefonunu kapatmamalısın. Hep açık olmalı. Tamamdır. Meşgul olduğunu biliyorum. Ama seni buraya çağırmaktan başka çarem yoktu. Babana bir şey olursa bunu sana açıklayamazdım. Anne, yemekten sonra gidip dinlen. Merak etme, ben hastanede kalırım. Babam uyanır uyanmaz seni ararım. Sen de gidebilirsin. Alo. Neredesiniz? Tamam. Hemen dönüyorum. Merak etme, ben hala buradayım. Ah, çok üzgünüm. Sizi buraya kadar getirttim. Hiç önemli değil. Özel bir konu var. Burada 20 bin yuan var Gaudi ve benden. Al hadi. Ah. Teşekkür ederim. Konuya gelelim. Çantada SMS kartı var. Senin için taktım. Luca getirmemi istedi. İçinde bilgisayarda yazdığı programlar var ve test etmeni istiyor. Şu anda kimseye maaş veremeyiz. Verebilsek de kimseyi işe alamayız. Bunu gizli tutmalıyız. Bu yüzden sadece sana güvenebiliriz. Yani para kaynaklarımıza. Hastanede bir hastayla birlikteyim. Biliyorum. Onun yanında kalmalısın. Ama yapacak işlerin de var. Ne demiştim? Kimse istemezse kötü adam ben olurum. Gelecek sefere iş konularını sen konuş, olur mu? Burada işimiz bitti. Guaşinyan. Yukarı çıkıp babanı görebilir miyiz? Tabii. Ama daha uyanma. Luca, bir gürültü giderme programı daha geliştirmeliyiz. Küçük ve ses tanıma programıyla uyumlu olmalı. Zaten denedim. Ses tanıma programı iyi ama hala ses ve iletim arasında kopukluklar olabiliyor. Tekrar kontrol etmelisin. Program boyutunu da küçültelim. Şu anda çok büyük bir boyutu var. Orta ve düşük seviyeli telefonları etkileyecektir. Hey Şişu. Gidiyor musun? Yarın geleceğim. Biraz otursana. Ne oldu? Sorun nedir?
tekrar evleneceğini duydum. Doğru. Kim bu şanslı adam peki? Neden soruyorsun? Öylesine. Hem kimmiş bir bakabilirim. Sonuçta ben eski kocanım değil mi? Hala sorumlu hissediyorum. Benden sonra kim olacak bilmeliyim. Birlikteyken sorumluluklarını yerine getirmedin. Boşandıktan sonra mı yapacaksın? Kes şunu. Dans grubundan Zarşahi. Ne? Neden o? Bu nasıl mümkün olabilir ya? Neden olamıyormuş? Çünkü adam serseri. Aslında sensin serseri. Bak ben açık konuşacağım. Biz evliyken bu adam seni sürekli taciz etti. Onun hep psikolojik sorunları olduğunu düşünmüştüm. Böyle sorunlar zamanla daha da büyür. Öyle biriyle nasıl evlenebilirsin? Hasta olan sensin. Zavşağı yıllarca benim peşimden koştu. Senin yüzünden onu önemsemedim. Beni çok uzun süre bekledi. Neden evlenmeyeyim onunla? Bu seneki gösteri için Cizel'i seçtiler. Yönetmen de o ve beni birinci aday yaptı. 2 sene daha dans ederim. Beni etkileme. Yani seni çok bekledi diye mi onunla evleniyorsun? Evet, ne var bunda? Ben... Evet yan yan söyle. Lütfen önce sunucu kiralama sözleşmesini hallet, sonra konuş onlarla. Ben para basma makinesi değilim, hemen bulamam. Şişu, daha bitirmedim ki. Biliyorum biliyorum, para bulmak için uğraşacağım. Uyanıncaya kadar bekleyeceğim, tamam mı? Jishun'u korumaya başladığından beri uyanamayacağını biliyordum. Duymak istemeyeceğim bir şey söyleyeceğim. Girişimci olmak senin gibi fakir adamlar içindir. Hırslı, utanmaz, korkusuz. Jinchen çok şey yaşamadı. O fazla saf. Sihirli kristali uçurumun kenarına itti. Bu saflık mı? Sen Nala'nın e-posta kutusunu hackledin ve genç efendiye bulduğun bilgileri verdin. Bu yaklaşımın saf mı? Para bulmakta sorun mu yaşıyorsun, yoksa onunla eğlenmek hoşuna mı gidiyor? Hayır, kimsenin onun eğlenmesini istemiyorum. Bu yüzden o bilgileri ona verdim. Bunları onu ve Nala'nı korumak için yaptım. Başka hiçbir amacım yok. Böyle yalanlar söylediğinde kimsenin anlamayacağını mı sanıyorsun? Nala'nın ailesinin hali vakti yerinde. Genç efendi de zengin bir ailenin oğlu. Sen kimsin ki onları koruyacaksın? Rofis'in sadece deneme amaçlı bir internet şirketine yatırım yapacağını duydun ve işleri daha da karıştırmak istiyorsun, öyle mi? Rofis 30 veya 300 şirkete yatırım yapsa bile sıra senin Fox mailine asla gelmeyecek. Sana katılmıyorum. Hayır, hayır. Fox mailim gelecek vaat ediyor. Risk sermayedarımız olmayı düşünür müydün acaba? Yanlış kişiye soruyorsun. Yatırım şirketleriyle konuşmalısın. 15 milyon gerekiyor. Eğer şimdi katılırsan çok kâr edersin. 15 milyon çok değil ama genç efendinin Foxmail ile burun kıvıracağından korkuyorum. Peki ya sana? Sihirli kristali yok etmede yardımcı olabileceğimi söylersem? Sihirli kristalin yok olup olmaması umurumda değil. Sihirli kristal çıkınca Jieshun bitecek. Bunu garanti edebilir misin? Bu zor değil. Ama yasal olmayabilir. Dinle. İşbirliğimiz başından beri yasal değil zaten. Bu iyi değil. Genç efendinin soylu kökleri vardır. Girişimciler dünyasıysa şiddet ve kan içerir. Bu yüzden bu dünyaya dahil olmasını istemiyorum. Sen de biliyorsun ki bizim gibi insanlar sermayeyi kirli işlerden elde ederler. Soylu kökleri varsa başarana kadar bırak. Biyografisini yazana kadar bırak.
Bu işte başarılı olana kadar bırak. Sen hırslı birisin. Benim yaşımdaki insanlar hırslı insanlarla çalışmayı sevmez. Sadece 15 milyon gerekiyor. Bu benim Fox mailimin bilgisi. Kabul edersen yarın parayı görebileceğimi umuyorum. Go Shin Yan senin arkadaşın. Bunu yapmanın doğru olduğunu düşünüyor musun? Ertesi gün teslim tarihimiz var. Hiç de kibar biri değilsin. Bay Peng, nasıl olur da burada tek başınıza kahve içecek kadar keyifli olabilirsiniz acaba? Sorun nedir? Hemen sadede gel lütfen. Çok uzun zaman oldu. Ben sadece Jishun, Foxmail ve sihirli kristal hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Bunu özel bir konuşma olarak düşünün lütfen. Açıkça söyleyin. Adil bir rekabet. Bürokratik bir cevap vermeseniz olmaz mı? Bu soruyu sen sordun. Benim görüşüm önemli değil. Ben asıl senin görüşünü bilmek istiyorum. Sihirli kristal. Hiç şüphe yok ki bu üç proje arasında sihirli kristal en yaratıcısı. Açıkça belirtmeliyim ki sihirli kristali geliştirirken Go Shin Yan'a bazı tavsiyeler verdim. Yani aranızda özel bir menfaat anlaşması olduğunu mu söylüyorsun bana? Tabii ki hayır. Şu ana kadar Go Shin Yan'la tanışmadım bile. Sadece e-posta ve telefon görüşmeleri. Doğrusu çok dürüstsün. Seni çok iyi anladığımı söylemeliyim. Son kazanan sihirli kristal olamazsa bile belki Jackson veya Foxmail olur. Senden bana karşı genel bir duruş sergilemeni istesem bunu yapar mıydın? Sihirli kristal başarılı olacak. Artık bu konuyu kapatalım. Genç efendi, kalkma zamanı. Biraz daha uyuyacağım. Lütfen uyanın, konuşmamız gerek. Neyi konuşacağız? Biyolojik saatlerimiz farklı. Aynı boyutta yaşamıyoruz. Şimdi saat kaç? Biraz daha uyuyayım ben. Hadi kalk da önce şunu imzala.
Canım acıtıyorsun. Ne yapıyorsun? Sözleşmeyi imzalamalısın. Bu 15 milyon niçin peki? Fox Mail'e yatırım yapıyoruz. Fox Mail'e yatırım mı yapıyoruz? Neden ona para vereyim ki? Deli miyim ben? Ona bir söz verdim. Ne söz mü verdin? Hayır. Ona nasıl söz verebilirsin? Yani kontrolü ele geçirmek için mi, yerime geçmek için mi yapacaksın bunu? Babam mı olmak istiyorsun? O halde çok üzgünüm. Senin için cennet tapınağında bir de tören düzenleyelim mi ha? İstersen genel müdür diyeyim bize. Ne yani, kendini patron mu sanıyorsun sen? Evet işte böyle. Bir dahaki sefere odama girerken kapıyı çalmayı da unutma. Delirdin mi sen ha? Hasta mısın? Şimdi nasıl uyuyacağım? Kendine hakim ol. Eğer olmazsan bir dahakine kaynar su dökerim. Kalk! Sonunda uyandın. Shinyan, baban uyandı. Baba. Hayır baba. O sana oksijen sağlıyor. Hayır dur. Anne, hemşireyi çağırsana. Hemşire. Geliyorum. Hemşire hanım, oksijen maskesini çıkarabilir misin? Lütfen izin verin. İşte oldu. Daha iyi misiniz? Yeni uyandı. Fazla konuşturmayın lütfen. Tamam. Baba, nasıl hissediyorsun şimdi? Beni boğmak mı istiyorsunuz? Onu buraya çağırmanı kim söyledi? Kritik hastalığın olduğu söylendi. Onu çağırmasaydım sonra beni suçlayacaktı. Seni mi? Hasta olmadığım zamanlarda eve yılda kaç kere geldi peki, söylesene. Baba, son zamanlarda biraz zor günler geçiriyorum. Çok meşgulüm. Evet. Meşgulsün. O kadar meşgulsün ki. Neredeyse ölecektim. Bu kadar yeter hayatım. Artık sinirlenme. Bu onun için de kolay değil. Shinyan birkaç gün senin başında bekledi. Karısı her gün seni görmeye geldi. Eski karım anne. O harika bir kadın. Ve boşandılar. Baba lütfen yeter bu kadar. Sen bir eziksin. Karını bile elinde tutamıyorsun. Başka ne işe yararsın sen? Şu anda konuşabilen bir yazılım yapıyorum ve kesinlikle umut verici bir proje. Yazılım mı? Ha? Yazılım da ne? Tutulan bir adam olmak istiyorsun değil mi? Ama böyle beş parasız devam edemezsin. Ona para ver ve bırak gitsin. Buraya para istemeye gelmedim. Gönder onu. Görmek istemiyorum. Ona sinirlenmek istemiyorum. Buraya para istemeye gelmedim. Para istemiyorsun. Hayatımı istiyorsun. Okul günlerinden bugüne kadar kaç kere hayatıma kastettin söyle. Söyle, susma. Üniversiteden mezun olduktan sonra düzgün bir iş bulabildin mi? Yaşıtlarına bir bak. Çok büyük başarılar elde ettiler. Sense sadece bir eziksin. Peki tamam, ben eziyim, çok haklısın. Senin gözünde de hep ezik olacağım. Benim ne yaptığımı anlamıyorsun bile. Bana laf anlatma. Benim tamam. İçin de kolay değil. Git ve buradan. Ben buraya para istemeye gelmedim baba, anladın mı? Lütfen buradan. Daha heyecanlanma. Git. Sakın heyecanlanma. Çabuk. Sakin ol. Tamam. Tamam. Heyecanlanmayın. Sorun yok. Evet, iyisin. Geçti. Siz onun oğlu musunuz? Biraz düşünceli davranın. Kalp hastalığı var. Heyecanlanmaması gerekiyor. Bunu bildiğiniz halde neden bağırıyorsunuz? Hadi. Hadi gel dışarı çıkalım. Geçti artık. Sorun hadi yok. Hadi yok. Onunla işte böyle konuştum. Sihirli kristalin başarılı olduğunu düşünürsek Fox Mail bizim ortak düşmanımız sayılır. Buna karşı birleşmeli ve
ortak avantajlarımızdan yararlanmalıyız. Öncelikle yatırım var. 15 milyon yatırım yapacağız. Ve Foxmail'in hisselerinin %20'sini alacağız. Rofis, Foxmail'e yatırım yapmaya karar verirse, Foxmail'i satın almak için yüksek önceliğe sahip olacağız ve bunu operatörlerle aramızdaki işbirliğine dahil edeceğiz. Ya Foxmail kaybederse? Ya Rofis yatırım yapmazsa? O zaman 15 milyonun boşa mı gidecek yani? Bu mümkün. Foxmail'e vereceğimiz 15 milyon bir risk sermayesi ve kaybedebiliriz. Tabii ki böyle bir risk var. Genç efendi, peki hiç Jishun kaybederse diye düşündünüz mü? Bu imkansız. Çok fazla imkansız şey vardır. Ben size yardım etmekle görevlendirildim ve kusursuz olmaya çalışıyorum. Hiç düşündünüz mü? Rofis bu iki şirketten hangisine yatırım yaparsa yapsın biz yine de kaybetmeyeceğiz. Ben kumarbaz değilim. 15 milyon da çok değil. Ama oyuna hile karıştırırsak başkalarından işbirliği yapmalarını isteyemeyiz değil mi? Demek 15 milyon istiyorsun. Oyuna hile katmak o kadar da pahalı değilmiş. Sonunda uyandın. Lu Wei sihirli kristali bizim için halledebileceğini söyledi. Sonuçta kirli işleri biri yapmalı. Sihirli kristal piyasaya çıkarsa babana ne diyeceksin? Bunu yapabilir mi? Yapamazsa başka birini bulacağım. Parayla çözülebilecek herhangi bir sorun, sorun değildir. Genç efendi, lütfen imzalayın. Öyle olsun. Ben bir kuklayım. Dokunma. Anne, kusura bakma, hiç olgunca davranamadım. Babanı anlamalısın. O öfkeli bir adam. Paraya ihtiyacın var mı? Daha kaç defa söyleyeceğim, para istemiyorum. Aptal çocuk. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Para zaten senin. İhtiyacın varsa söyle. Babam çok haklı. Ben Ezi'nin tekiyim. Yaptığım her şey başarısız oldu. Bir kadın bulabilirdim. Düzenli bir iş bulabilirdim. Bebek sahibi olabilirdim. Ama yapmadım. Onun yerine hep başımı derde soktum. Bunu daha önce de yaptın değil mi? Boşandın. Bazen ebeveynler de bencil olabiliyor. Senin evlendiğini, bebeğin olduğunu ve köpeğinle mutlu olduğunu görmek istiyoruz. Ama sen öyle biri değilsin. Bu senin kaderin. Babana baksana. İstediğini elde edemese ölürdü. Onun kaderi de bu. Sen farklısın. İstediğin gibi yaşamak, istediğin şeyi yapmak istiyorsun oğlum. Seni suçlamıyoruz. Bu kartta 50 bin yuan var. Al hadi. Hastane için paranız var mı? Evet var. Al. Şu anda bu paraya ihtiyacım var. O yüzden alacağım. Anne, az önce bahsettiğim yazılım var ya, şu konuşan. İşte onu bitirince senin paranı 100 katına çıkaracağım. İnanıyor musun bana? Alo, Bay Dong sizi bekliyor. Bay Dong. Bay Dong. Lütfen sözleşmeyi çıkarın. İmzalayacağım. Acele etme. Acelem var.
Dış mekan geniş ekranlar, otobüs, metro ve asansörlerde küçük ekranları ayarladım. Reklam şirketiyle toplantımı yeni bitirdim. Reklamları ne zaman sunulacağı, nasıl bir reklam olacağı, içeriği ve sıklığını konuştuk. Onlarla bütün bunları konuştum. Her şeyi hallettim ben. Yani sana bu parayı vereceğimden bu kadar emin misin? Vermeyeceksen, neden buraya geldin? $15 milyon çok değil. Ama Hong Kong Genel Merkezi tarafından onaylanması gerekiyor. Birkaç gün bekle. Birkaç gün mü? Şirket kurallarına uymamız gerekiyor. Anlıyorum. Tamam. Başkasını bulacağım.幸好